Hoş geldiniz. Bu videoda harf inkılabından bahsedeceğiz. Çok önemli bir konu. Biliyorsunuz daha önce eski Türkçe dediğimiz Osmanlıcayı kullanıyorduk. Ama Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Latin alfabesine geçiş yaptık. Ki bu Latin alfabesi Ural Altay Dil ailesine aittir ve birçok tarihçi bu alfabenin İskit döneminden kalma bir Türk alfabesi olduğunu söyler. Ama biz yine de Latin alfabesi diyelim. Batılıların alfabesiymiş gibi düşünelim. Çünkü bu şekilde birçok eleştiri getirildi ve burada bunlara cevap vereceğiz. Kimileri diyor ki harf devrimi bizi bir gecede cahil bıraktı. Harf devrimi geçmişimize ihanetti. Hiç gerek yoktu biz böyle iyiydik. Ne gerek vardı latin alfabesini aldık batıya özendik vesaire vesaire. Bunlar ne kadar haklı bu iddialar ne kadar geçerli tarihle ne kadar örtüşüyor bu videoda bunlardan bahsedeceğiz ama sizi önce tarih ve dil devrimine götürmek istiyorum. Çünkü bu devrimler harf devrimiyle çok yakından bağlantılı. Bilenler bilirler Atatürk'ün Türk tarih tezi üzerine çalışmaları olmuştur. Türk tarihi kaç bin yıllıktır? Tarihte hangi Türk toplumları ne tür eserler bıraktı, neler yaptılar? Atatürk bunları merak etmiştir. Hatta neredeyse bütün milletlerin Türklerden türediğine kadar varan iddialar ortaya çıkmıştır. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Yahudi kaynakları incelenmiş, ve Nuh peygamberin üç oğlundan biri olan Yafes'in Türk isminde bir oğlu olduğuna rastlanmıştır. Bu gibi işaretler Türk milletinin Osmanlı ve Selçuklu'dan daha eskiye dayandığını ve Göktürk, Uygur, Hun gibi imparatorlukların bile Türklerin ataları olmaktan uzak olduklarını düşünmemizi sağladı. Peki, madem Türklük ta Nuha kadar gidiyor. Öyleyse kendini Türk diyen hangi kavimler var? Bu soru sorulduğunda da 3000 yıllık Türk tarihi 5000 yıllık Türk tarihi gibi tezler ortaya çıktı. Kimilerine göre Antik Sümer bile Türktü. Kimilerine göre ise insanlık tarihi ile Türklük tarihi paraleldi. Peki Türkler tarih boyunca hangi alfabeleri kullanmış, hangi dinlere inanmışlardı? Bu gibi sorular merak konusu olmuş ve batık kıta Mu teorisine kadar varan fikirler üretilmişti. Atatürk ne olur ne olmaz her taşın altına bakmak lazım mantığıyla Tahsin Maya Tepe'yi Meksika'ya göndermiş ve yanına da yardımcılar vererek eski Maya inançlarını araştırmasını istemişti. Maya Tepe'nin Maya Tepek adını almasının sebebi de bu çalışmalarıydı zaten. Maya Tepek, Meksika'da yaptığı uzun çalışmalar sonucu gerek James Churchward'un kitaplarına, gerek spiritüalizm inancına, gerekse Nagamaya dili denilen teorik dille alakalı birçok şeye ulaşmıştı. Bütün bunları raporlarında Atatürk'e izah etti ve araştırmalarını derinleştirdi. Maya Tepe'nin getirdiği kitaplar 60 kişilik heyetler tarafından tercüme edilmeye başlandı. Maya Tepek, Maya dili ile Türk dili arasında birçok benzerlik buldu. Kelimeler, hatta atasözleri bile söyleniş bakımından çok benziyordu. Örneğin soy isim olarak aldığı Tepek kelimesi, Türkçedeki anlamıyla aynıdır. Yani tepedir. E, Maya dediğiniz uygarlık Orta Doğu tarihindeki imparatorluklardan çok daha enteresan değil mi? Çok da uzak bir yer. Bu kadar uzak bir ülkede Türkçe kelimelerin olması nasıl izah edilebilir? Bu bir merak konusuydu. Bunun cevabını da az önce bahsettiğim Muğ kıtası teorisi şöyle veriyordu. İnsanların ilk ortaya çıktıkları yer olan Muğ kıtası büyük bir felaket sonucu sular altına battı ve o kıtadan kaçmayı başaranlar, o kıtanın kolonisi olan toplumlar ortak bir inancı sürdürmeye devam ettiler. Bugünün Amerika, Maya veya Antik Mısır toplumları tamamen Mu kıtasındaki felaketten kurtulmayı başarmış olan insanların devamıdırlar. Yani bütün dinler ve bütün milletler aslında tek bir bölgeden geliyor. Bu yüzden Nuh tufanı gibi Adem ve Havva gibi birçok hikaye hem birçok toplumda yer etmiştir hem de çok uzak toplumlarda bile birbirinin tamamen aynısı olan gelenekler ve kelimeler vardır. İddia budur. Zaten Mu kıtasıyla ile alakalı iki video yaptım. Orada bu bilimsel midir, mantıklı mıdır, ne gibi çelişkileri vardır bunu tartıştık o yüzden burada pek uzatmak istemiyorum. Bunlar bizim okullarda öğretilen resmi tarihle pek uyuşmazlar ama Mu teorisine baktığımızda Mu'dan kaçan en kalabalık imparatorluğun, en kalabalık topluluğun Uygur imparatorluğu olduğunu görüyoruz. Ama bu Uygurlar bizim bildiğimiz Uygurlar değiller. Bu Uygurlar 70 bin yıl önce Mu'dan kaçmışlar. Tabi biraz komple teorisi gibi ama baktığınız zaman bu büyük Mu felaketine ve oradan kaçan toplulukları göz önüne aldığımızda bu felaketin Nuh tufanı felaketi olması, bu kaçan Uygur topluluğunun da Nuh'un üç oğlundan biri olan Yafes'in Türk ismindeki oğlunun topluluğu olması birçok kişiye mantıklı geldi. Hatta Türkologlar, Sümerologlar işte bakın gerçek tarihimizi bulduk diye ortaya çıktılar ama tabii ki bunlara da birçok eleştiri getirildi. Mu teorisi gerçek olsun veya olmasın. Böyle bir algı oluştu ve hala bu algı devam ediyor. Hani bugün Alevilerle alakalı benzer bir algı vardır. Alevilik, Luvilik demektir. Luvilikse ışık insanı olmaktır. Işık insanları ise Göbekli Tepe'den biri varlar. Yani Aleviler aslında 10 bin yıllık bir geçmişe sahipler. Aleviliğin Hazreti Ali ile veya İslamiyetle hiçbir alakası yok. Alevilik en eski dindir. Böyle diyenler var. Ki belgeler bunlarla uyuşmaz. Muv teorisi de belgelerle pek uyuşmaz. Bu yüzden Atatürk bunlara inanmamıştır. Atatürk'ün istediği belgelerle uyuşan, Batı'nın da dünyanın da kabul edebileceği bir Türk tarihi oluşturmaktır ve gerçek kaynakları bulmaktır. Herkesin açık açık göreceği ve inkar edemeyeceği şeylerle bir Türk tarih tezi yaratmaktır ve bu Türk tarih tezine destek olması amacıyla da 1928'de harf devrimi yapılmıştır. Çünkü biz harf devrimine geçtiğimiz zaman bütün araştırmacılarımıza, bütün öğrencilerimize bu Latin harflerini öğrettiğimiz zaman yabancı dilleri de öğrenmeleri daha kolay olacağı için yabancı kaynakları daha rahat bir şekilde araştırabilecektik. Biz 1900'lere kadar sürekli Ruslardan, Almanlardan Türkolog yetişmesini bekliyorduk. Türk tarihiyle, Türk belgeleriyle alakalı çalışmalar yapmalarını bekliyorduk. Bugün Jean-Paul Roux gibi birçok ünlü Türkolog e, yabancıdır. Bizim pek bir Türkoloğumuz yoktur ama Cumhuriyet bunu kırmaya çalıştı ve kendi tarihini bilen Türkler yaratmaya çalıştı. Atatürk'ün bu teorilere pek güvenmemesinin sebebi sadece belgelerle uyuşmaması değildi. Tahsin Mayatepe'yi bu araştırmaların bir yere varamayacağını düşündüğünden dolayı ve özellikle Tahsin Bey mektuplarında İslam dinini çok eleştirdiği ve kopyalanmış bir din olduğunu söylediği için Meksika'dan geri çağırttı. Mu teorisi rafa kaldırıldı fakat araştırmalar devam etti. Bakın, harf devrimi bunlardan önce yaşanmıştı. Bu doğru. Ama harf devrimi bunlara sebebiyet vermişti. Komplo teorisi veya doğru. Kaynaklı veya değil. En azından tarihimizi araştırmaya başladık. En azından Türk neymiş bunu öğrenmiş olduk. Çünkü harf devriminden önce Osmanlı zamanında ve daha öncesinde Türkler nedir, neler bırakmışlardır? Türklerin tarihinde neler vardır? Türkler neye inanmışlardır? Bunu bilmiyorduk. Türk nedir bunu bile bilmiyorduk. Türklükten tamamen uzaklaşmıştık. Ama artık kitabeleri tercüme ettirdik, Türk destanlarını öğrendik ve Türklükle tanıştık. Hani bugün sınavlarda sorulan destanlardan bahsediyorum. Daha öncesinde yabancılar yine bunları çevirmiştir ama koskoca ülkede 5 kişi 10 kişi anca okuyabilmiştir. Ve bu büyük bir problemdir çünkü iletişim çağımızın en büyük gücü ve iletişimini iyi kuran toplumlar İletişim konusunda gelişmiş ülkeler dünyanın başına geçtiler. Biz niye geri kaldık? Çünkü iletişimimiz maalesef zayıftı. Sadece borçlanmalardan bahsetmiyorum. Sadece tarihimizden kopmaktan bahsetmiyorum. İletişim konusunda zayıftık ve bunu kırmanın en kolay yolu milletle, diğer ülkelerle iletişime geçebileceğimiz bir alfabeye geçiş yapmaktı. Bu bakımdan harf devrimi bizi sadece geçmişimize değil, dünyaya da bağlamış oldu. Yeri gelmişken belirteyim Zaten kanalımda İslamiyet öncesi Türk destanları ile alakalı videolar paylaştım. Biz Atatürk'ün harf ve tarih inkılapları sayesinde İslamiyet öncesi Türklerle alakalı resmen bir hazine bulmuş olduk. Bu bakımdan harf inkılabı son derece önemlidir. Çünkü hem Türk tarih tezine hem de güneş dil teorisine kapı açmıştır. Şimdi iyi de güneş dil teorisi neydi diye soracaksınız. Bu da yine Atatürk'ün Türk dilinin geçmişine dair özellikle ilgilendiği bir çalışmadır ama bir de ona değinirsem eğer video bir 10 dakika daha uzayacak ve bence gerek yok. Zaten mantığı anlamışsınızdır. Hem gerekirse bu konuya da ayrı bir video yaparız zaten. Kürt Kürtçe konuşuyordu. Balkanlardan gelenler kendi kelimelerini kullanıyorlardı. Osmanlıca'yı değiştiriyorlardı. Sadece farklı bölgelerde farklı bir dil konuşulması değil, yazışırken de farklı bir Osmanlıca kullanıyorduk. Hatta kendine göre Osmanlıca kelime uyduranlar vardı. İstanbul'da yazılan Osmanlıca ile Doğu bölgesinde yazılan Osmanlıca farklıydı. Selanik bölgesinde Balkanlarda kullanılan Osmanlıca farklıydı. Osmanlıca 50 yılda 60 yılda bir değişim gösteriyordu. Çünkü sürekli dilimize Arapça, Farsça kelimeler giriyordu. Bu yüzden bir tarihçi bile olsanız yani hayatınızı tarihe adamış bile olsanız Osmanlıca öğrenmeyi ve Osmanlıca belgeleri tercüme etmeye başladığınızda Belirli bir dönemin belgelerini tercüme edebiliyorsunuz. Hiçbir tarihçi yoktur ki 1500'lerdeki belgeyle 1800'lerdeki belgeyi tamamen aynı oranda başarılı bir şekilde tercüme edebilsin. Bu yüzden zaten dönem dönem tarihçi yetiştiriyoruz. Kimisi 18. yüzyıla bakıyor kimisi 16. yüzyıla bakıyor. Atatürk'e göre bir milleti millet yapan şey dildi. Dil din kadar önemliydi ancak milletler din değiştirebilirler çeşitli sebeplerle zaman içinde inançları tahrife uğrayabilir veya başka bir inancı kabul edebilirler. Din değişebilir fakat dil değişmemelidir. Dil değişse bile dünyaya göre değişim göstermelidir. Dile yabancı kelime girecekse bile o dönemde bütün dünyanın kullandığı, herkesin anladığı ortak kelimeler girmelidir. Fakat bu kelimeler de yine uygun düştükleri takdirde Türkçe'ye çevrilmelidir. Atatürk'ün nihai hedefi ümmet mantığından millet mantığına geçiş yapmayı başarmaktı. Çünkü Kurtuluş Savaşı esnasında cepheden kaçıp cemaate saklanan birçok insan vardı. Uzun bir dönem din adamları askere bile alınmıyordu. Bu yüzden herkes askerden kaçabilmek için din adamı olmaya çalışıyordu. Yani din bir kaçış aracıydı. Ek olarak İngiliz istihbarat Birimi ve Yüksek Komiserliğinin İngiliz Muhipleri Cemiyeti aracılığıyla Osmanlı'daki Teali İslam ve Teali Kürt gibi cemiyetleri kurduğunu azınlıkları kışkırttığını ve ülkeyi din ile bölmeye çalıştığını gördüğü için Atatürk gerek Kur'an'ı Türkçeye çevirmeler gerekse ana dile uygun bir alfabeye geçişi mecburi görüyordu. Zaten alfabeyi değiştirmek veya Kur'an'ı Türkçeye çevirtmek gibi fikirler Atatürk'ten çok önce bile tartışılmıştı. Herkesin aklındaydı. Yani biz bir yerde hata yapıyoruz, biz bir yerde eksiyiz ama bunu nasıl çözeceğiz? Fakat devlet resmi olarak böyle bir inkılap yapmaya cesaret edemedi. Tehlikeli bir şeydi çünkü halkın gerçekten tepkisini çekebilirdiniz ama Atatürk buna cesaret etti ve hem meyve veren ağaç taşlanır hem de doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Bu devrimden sonra edilmedik laf kalmadı. İnsanları din ile uyuşturanlar kendine mürit toplayanlar insanların bu dil devrimi sayesinde ne yazdığını öğrenmelerinden rahatsız oldular. Çünkü millet okuduğunu anlamaya başladı ve soru sormaya başladı. Veya Sadece kan davasıyla, eşkıyalıkla, silah soruyla köy ağası olmuş olan insanlar kendisine bir halk toplamış olan insanlar yani bir bakıma köle yetiştiren insanlar bu kölelere toprak reformu gibi, eğitim reformu gibi şeylerle gözlerini açma imkanı verildiğinde bu köleler, bu köylüler kendi maddi özgürlüklerini kazanma şansı yakaladıklarında bunun tehlikeli olduğunu fark ettiler. Niye? Çünkü benim saltanatım gidecek. Ben feodal bir güçle Doğuda, orada, burada 5 tane, 10 tane köye sahibim. Hatta kendi ordum var. Ama şimdi benim kölem de, ordum da devlete ait olacak. Hatta benim hiçbir tapum olmadığı halde. Sırf lafla burası bana aittir dediğim topraklar artık devlete ait olacak ve devlet bunları dağıtacak. Bu tabii ki de işime gelmeyecek. Ve birçok isyan çıkacak. Bu ülke neler neler gördü yani anlatmaya kalksak 50 tane video yapmak gerekir. Sadece alfabenin değişmesi değil, ekonominin gelişmesi, halka özgürlük verilmesi, birçok şey millet tarafından eleştirildi. Çünkü bu yerel şeyhlerin, yerel liderlerin bütün sistemini bozuyordu. Zaten daha önceki videolarda bunların bir kısmına değindik ve değinmeye devam edeceğiz. Burada çok fazla uzatmayayım. Burada harften, kimlikten, alfabeden ve milletten bahsetmek lazım. Mesela bugün biz Osmanlı torunuyuz diyoruz ya. Osmanlı ile övünüyoruz ve Cumhuriyeti beğenmiyoruz. Ama Osmanlı torunu değiliz. Osmanlı bir hanedandır arkadaşlar. Bir ailedir. Osmanlı'nın yönettiği ülkeye de Osmanlı ülkesi denir. Daha doğrusu Türkiye yani Türk eli denilir. Yabancı ülkelerin 1500'lerdeki haritalarında bile Türkiye veya Türkiye bu şekilde isim verilmiştir. Kimse bize Ottoman veya Osmanlı demiyordu. Bunu biz diyorduk. Çünkü bütün topraklar tıpkı feodal mantıkta olduğu gibi Osmanlı ailesine aitti. Siz 150 yıl önce ben Osmanoğluyum, ben Osmanlı'yım deyin bakalım ne yapıyorlar. Tahta hak mı iddia ediyorsun diyerek kelleyi alırlar. Çünkü Osmanlı bir hanedandır ve ülke Osmanlı'nın malıdır. Biz Osmanlı zamanındaki köylünün torunlarıyız ve bizim bir soyadımız da yoktu. Bize sorulduğunda biz Müslümanız veya padişahın kuluyuz diyorduk. Çünkü bizim kimliğimiz bu kadardı. Kimse ben Türk'üm ben şuyum buyum diyemiyordu. Bakın tekrar belirteyim siz kim olduğunuzu soy adınızla belirtiyorsunuz. Mesela Osmanlı bugün Osmanoğlu adıyla kim olduğunu ifade ediyor. Bizse başka soy isimleriyle hangi aileden hangi aşiretten olduğumuzu söylüyoruz ki soy adı kanunu da Atatürk sayesinde geldi zaten. Daha önce biz Ahmetoğlu Mehmet gibi İbin veya Ebu künyeleriyle Araplar gibi kendimizi ifade ediyorduk. Çünkü biz Arapça Farsça alfabeyi almanın yanında Arapların kültürünü de almıştık. Yani biz sadece İslamiyete geçmedik. Biz bir tek Müslüman olmadık. Biz günden güne Araplaşmaya devam ettik. Hatta Araptan çok Arapça olduk. Bu yüzden zaten dil devrimini de harf devrimini de din düşmanlığı olarak gördük. Çünkü Arapçayı ve Araplığı kutsallaştırmıştık. Bugün harf inkilabının beğenilmemesinin altında yatan en büyük sebeplerden biri harf inkılabının din inkılabı ile karıştırılması. Bize göre Osmanlıca ve Arapça din diliydi. Allah'ın diliydi, kutsal bir dildi. Bunun değiştirilmesi dine ihanetti, din düşmanlığıydı, vatan hainliğiydi, neler neler. Halbuki Osmanlıca ve Arapça farklıdır. Bugün bir Arap gelse Osmanlıca bir şeyi okuyamaz, anlayamaz. Kaldı ki Arapça bile yazsaydık yine fark etmezdi çünkü Arapça eksik bir dildi. Arapçada sesli harfler olmadığı için biz mesela Mehmet yazacağımız zaman Mıhmıt yazmak zorundayız. M, H, -m İyi de bunu okurken nasıl okuyacağız? Mehmet mi Mahmut mu nereden bileceğiz? Bilemiyoruz. Bu yüzden de hareke gibi tekniklere geçiş yapıyoruz ki oraya birazdan geleceğim. Özetle Arapça ve Osmanlıca birbirinden farklıdır ve ne Arapça ne de Osmanlıca din dili değildir. Kutsal bir şey değildir. Ama biz böyle gördük ve harf inkılabına dinsizlik gözüyle baktık. Hala daha öyle bakanlar var. Murat Bardakçı da Tarihin Arka Odası programında sürekli espriyle karışık bunu eleştirmiştir. Örneğin siz Osmanlıca olarak Manastır mutasarrıflığına yazdınız ve bir araba verdiniz. Arap bunu okurken Minna süttîre muttâ sıran felegan nehu diye okuyacaktır. Anlamı da sol şey ki örtülür ısrar ederek vesaire vesairedir. Yani mantıklı bir cümle bile değildir. Bu da espri falan değil, yanlış anlamayın çünkü gerçekten bu şekilde birçok yanlış anlaşılma yaşandı. İsteyenler Google'a Ömer Seyfettin 23 Temmuz 1914 yazarlar ve daha ayrıntılı bir şekilde bu anlattıklarımı okurlar. Biz alfabemizle kendimizi yeterince iyi ifade edemiyorduk. Telgraflarımızda sürekli bir problem çıkıyordu çünkü Mehmet Mahmut örneğinde olduğu gibi sürekli farklı anlamlar veriliyordu. Kelimelerin köklerine bakıyorduk ve bunlarda en ufak bir hata bile bütün anlamı değiştiriyordu. Yani bir dil problemi vardı. Harf inkılabı bu konuda bayağı yardımcı oldu. Ama şunu şöyle örneklendireyim. Mesela dil nedir? Bugün birbirimizle anlaşmamızı sağlayan sesli bir pratiktir, değil mi? Yani kelimelere aynı anlamları yüklüyorsak, aynı dili konuşuyoruz demektir. Benim söylediğim şey, bu ses sizde aynı anlamı uyandırıyorsa, zihninize düşebiliyorsa, demek ki beni anlıyorsunuz. Mesela ben tişört deyince şunu kastediyorum. Ama siz tişört deyince bunu değil de bunu anlıyorsanız, yani verdiğimiz anlam, kelimenin anlamı farklıysa, beni yanlış anlarsınız. Aynı şekilde yazışırken de aynı anlamları verdiğimiz şeyleri kullanmalı, aynı anlamları vereceğimiz harflerle yazışmalıyız. Ki yazı da ikiye ayrılır. Bir semboliktir. Yani hieroglifler gibi bakınca farklı anlamlar verilebilecek yazılardır. Resme benzerler. Çince veya Arapça gibi. Bir de alfabetik bir yazı türü vardır. Bu alfabetik yazı türü de harflere seslerin yüklenmesiyle olur. Yani bakınca bir anlam çıkarmanıza gerek yoktur. Zaten bu sesçildir. Her harfin bir ifadesi vardır. Örneğin şu anda ekranda benim A olarak bildiğim bir harfi görüyorsunuz. Bu A'dır. Kelimenin ortasına da koysak, başına da koysak, sonuna da koysak bu A olarak ifade edilir. Bu harfin anlamı A sesini veriyor. Başka bir dilde bu E de olabilir. Ki İngilizce'de mesela bu problemleri yaşardık. Hatırlayın biz Türkçeyi yazıldığı gibi okunan bir dil diyebiliyoruz ve Bakınca dediğim üzere A harfi nerede olursa olsun A sesini veriyor. Ama İngilizcede mesela i harfi farklı anlamlara gelebiliyor. Bird derken i'yi ö diye okuyoruz. Think derken İ i'yi i diye okuyoruz. Ama dilin kurallarını bilirsek bu büyük bir dert değil. Yani ufacık bir çalışmayla bu bird'ü, think'i olması gerektiği gibi okumayı öğreniriz. Fakat i harfinin 9-10 tane sesi olsaydı. Mesela bir kelimede ö, diğerinde a, diğerinde u olsaydı bunu nasıl anlayacaktık? Bunu öğrenmek kolay olabilecek miydi? Ve bunu birçok harf için yaptığımızı varsayın. Hatta varsaymayın işinizi daha da kolaylaştırayım bir örnek daha vereyim. Şu anda videoyu arka planda açık bırakanlar var ya başka bir şeyle uğraşırken beni dinleyenler onlara sesleniyorum. Ekranı bir açın bakalım şu anda söyleyeceğim şeyleri ve ekranda göstereceğim şeyleri bir bakın uygulamalı olarak Osmanlıcadaki problemleri göstereceğim. Şimdi şu ekranda gördüğünüz harfe bir bakın şu gördüğünüz harf normalde bir veya iki şekilde seslendirilebilmeli değil mi? Yani bu C ise C'dir. A ise A'dır. Ama öyle mi? Gelin beraber bakalım. Şu anda lugat.com'dan yani Osmanlıca bir sözlükten bakıyorum ve bunun gibi başka sözlükler de var. Dileyenler internetten de kontrol edebilir veya ellerinde lugat veya kamus varsa yine bakabilirler. Burada Osman yazdık ve az önce gördüğünüz harfi burada da gördük. Şu. Burada bu o diye okunuyor. Peki her zaman o diye mi okunacak? Bir de ona bakalım. Irk yazdık ve yine aynı harfle karşılaştık. Bu sefer ı diye okunuyor. Aynı harf hem o oldu hem de ı oldu. Devam ediyoruz. Örf yazdık ve yine aynı harfi görüyoruz. Bu sefer de ö diye okunuyor. Yine devam ediyoruz. Bu sefer ismet yazdık ve yine aynı harfi gördük. Bu sefer de iyi oldu. Biter mi? Tabii bitmeyecek. Devam ediyoruz. Adalet yazdık ve adalette yine aynı harfi görüyoruz. Bu sefer bu harfi A diye okuyoruz. Devam ediyoruz. Ulema yazdık ve yine aynı harfi görüyor muyuz? Nerede? Aşağılarda mı kaldı? Bakalım. Ulema veya ülema şeklinde yine farklı yazımlarını görüyoruz gördüğünüz üzere. Devam ediyoruz. Bu sefer başka bir siteye bakıyoruz. Hani hep aynı yerden olmasın. Bu sefer üzeyir yazdık ve yine aynı harfi gördük. Bu sefer ü oldu. Osmanlıca ihya.org Dediğim gibi isteyenler yine kontrol ettirebilir. Ki bunun gibi birçok harf var. Bir harf düşünün ki hem ı oluyor, hem ö oluyor, hem o oluyor, hem i, a, u ve ü oluyor. Yani bu harf joker gibi her şey oluyor. Yani harfin ağzı olsa konuşmaya çalışsak, "Kardeşim sen hangi harfsin?" diye sorsak, "Sana ne lazım abi? Sen ne istiyorsan o olayım falan." diyecek. Şimdi böyle bir harfi okuduğunuzda kolaylıkla görmek ve seslendirmek mümkün müdür? En ufak bir nokta hatasında, en ufak bir yazım hatasında kelimenin anlamı değişmeyecek midir? Tabii ki değişecektir ve bu birçok problem yaratacaktır. Mesela günümüzden 500 yıl önce elimizde çok iyi yazım imkanları yokken bir şeyler yazmaya kalksaydık ve ufacık bir hata yapsaydık bütün anlam değişecekti. Arapçada ve Osmanlıcada sesli harflere ve okunuşa bakılmaz. Nereye bakılır? Şu harften önce gelen şeyin neye benzediğine bakılır. Yani Osmanlıca, Arapça hiç de öyle çok zengin bizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltecek gerçekten çok kıymetli bir dil değil. Maalesef değil. Ama öyle öğretiyorlar ve biz de maalesef öyle ezberliyoruz. Bu konuyu fazla uzatmayacağım çünkü zaten yeterince ayrıntı verenler var. Hatta size bir program önereyim. Cengiz Özakıncı şurada gördüğünüz Harf Devrimi programlarında yaklaşık 3 saat içinde söylenebilecek birçok şeyi söyledi. Bu programları da izlemek çok işinize yarayacaktır. Mutlaka bakın diyorum. Yeterince anlaşılır olmuştur herhalde. Gördüğünüz üzere bir tane harfe bile farklı sesler veriyoruz ve artık harfleri bırakıp köklere bakıyoruz tıpkı Mehmet Mahmut gibi. Ve bir kök bize 10 tane anlam verebileceği için de dini bile 5 yılda bir sürekli değiştiriyoruz. Sürekli yeni tefsir getiriyoruz. Hiçbir konuda anlaşamıyoruz. Böyle bir dil ile mükemmel bir iletişim kurmak, dünya imparatorluğu kurmak mümkün müdür? Asıl böyle bir dil sizi geri götürür ki götürmüştür de. Bugün diyorlar ya, harf devrimi yüzünden cahil kaldık, mezar taşlarını okuyamadık, dinimizden koptuk tam tersini. Harf devrimi sayesinde dinimizin ne anlama geldiğini öğrenmiş olduk. Çünkü Osmanlı zamanında okuma yazma oranlarını bir kenara bırakın. Osmanlı zamanında kitabı okuyan yoktu zaten. Millet hoca ne anlatıyorsa onu dinliyordu. Hoca ne söylüyorsa onu yapıyordu. Hatta bir tarikatı, bir mezhebi olmayan hiçbir insan yoktu. Bugün hadisleri bile bırakıp Kur'an bize yeter diyenler var. Çünkü millet Kur'an'ı anladığı dilden okuyabiliyor. Kur'an'da ne yazdığını biliyor ve hım Demek burada böyle söylüyormuş diyor. Gidiyor hocalara soruyor. Bak burada böyle bir çeviri yapılmış. Hoca da ne yapacak? Kıvırmak zorunda kalıyor. Orada şunu demek istiyor aslında falan filan diyerek farklı farklı anlamlar veriyor. Eğer bugün biz kendi dilimizde bu dini anlayamıyorsak emin olun geçen 1400 yılda da kimse anlayamamış demektir. Neyse işi dinden uzaklaştıralım, dilden devam edelim çünkü anlamış olmanız lazım. Harf devriminin mezar taşlarıyla falan alakası yok. Dinle alakası var. Millet din düşmanlığına bağlıyor. Hatta bugün Atatürk'ü Latin harflerini getirdi diye eleştiriyorlar ya. Farz edin ki Osmanlı Latin alfabesi kullanıyordu ve Atatürk Osmanlıca veya Arapçayı getirdi. Eğer durum böyle olsaydı bugün Atatürk'ü yere göğe sığdıramayacaklardı. Hatta Osmanlı'ya din düşmanı diyeceklerdi, ateist diyeceklerdi. Yani bu insanların derdi dil değil, dindi. Osmanlı'nın en iyi döneminde bile okur yazar oranı maksimum 17 civarlarını fırlamıştır ki bunun da neredeyse tamamı İstanbul gibi büyük şehirlere dağılmıştır yani ne doğuda ne Karadeniz'de pek bir kişi okuma yazma bilmezdi millet gazeteleri bile okuyamazdı Bu yüzden de hiçbir şeyden haberi olmazdı Birinci Dünya Savaşı'na gireceğimiz zaman bu Avrupa' denen adam bizden ne istiyor ki bize saldıracakmış diye soruyorduk Halk Avrupa'yı bir kral, bir padişah zannediyordu. Size abartıyormuşum gibi gelebilir fakat gerçekler bunlardır. Almanya'nın gönderdiği müfettişler Anadolu'da adam akıllı ev bile yapılmadığını, mayalı ekmeğin bile çok nadiren üretildiğini yazmışlardır. Osmanlı neden yıkıldı diye bir video yapmıştım. O videoyu da bir izlerseniz durumu daha iyi anlayacaksınız. Böyle borç batağında yok olmak üzere olan bir imparatorluktan Yeni bir ülke yaratmış insanları bugün çemkirenler oturup biraz tarih okusalardı böyle videolar çekmek zorunda kalmayacaktık. Cumhuriyet kurulurken ülkemizdeki okur yazar oranı %10'un altındaydı. Kimileri %11 diyor, kimileri de %8 diyor. Raporlar yıl yıl değişir. Bunun sebebi şudur. Birinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşı, Çanakkale vesaire derken birçok yerde kalifiye elemanlarımız, okuma yazma bilenler, meslek erbapları, subaylar bunlar şehit oldular. E, nitelikli insanlar şehit olunca okuma yazma oranı da tabii ki düşüyor. Hatta kadınlarda binde 4 oranına kadar okuma yazma oranı iniyor. Ama bugün Cumhuriyet sayesinde harf devrimi sayesinde yurt dışına öğrenci gönderir olduk ve okuma yazma oranı neredeyse %100'e geldi. Eğer bugün 100 yaşında değilseniz ve çok ücra bir köyde yaşamıyorsanız okuma yazma biliyor olmanız lazım. Eğer Cumhuriyet olmasaydı Osmanlı devam ediyor olsaydı Bugün 2020'de olmamıza rağmen kadınlardaki okur yazar oranı %20'lerin üstüne çıkamazdı. Tarih üzerine varsayım yapılmaz. Bu doğrudur. Şu an sallıyor gibi görünüyorum ama akıl var mantık var. Yani daha kadınlara seçme, seçilme hakkı verilir miydi o bile belli değil. Neyse biz şu harf devrimi ile alakalı eleştirilerden devam edelim. Çok meşhurdur. Bugün şey derler bilirsiniz. Ya Japonya, Çin kaç bin yıllık alfabe kullanıyor. Bu adamlar geri düşmedi. Bu adamlar aynı alfabeyle devam edebildiler. Biz niye etmedik? Biz illa da değiştirmek zorunda mıydık? Osmanlıca kalsaydı da gelişemez miydik? Arkadaşım, Japonya iki tane atom bombası yedi. Adamlar paramparça oldular. Buna rağmen inat yaptılar, hırs yaptılar, çalıştılar, pes etmediler. Geçmişle övünmeyi bırakıp bugün bir şeyler başarmaya çalıştılar. Ve birkaç yılda birçok ülkeyi geride bıraktılar. Hem ekonomik hem de eğitim alanında. Biz öyle miyiz? Biz o kadar çalışıyor muyuz? Bugün bir Japon işinde başarısız olsa anında istifa ediyor. Anında yerine daha iyi bilen birisi geliyor ve her alanda ilerliyorlar. Biz öyle yapıyor muyuz? Bugün biz sadece geçmişimizle övünmeyi veya şikayet etmeyi huy edindik. Bugün biz üşengeciz kusura bakmayın her şeyin en kolayını arıyoruz. Bugün bir işe gireceğimizde yine torpille veya arkamızdaki insanlar da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz her şeyin kestirme yollarını arıyoruz. Kendi videolarımdan örnek vereyim. Mesela bu video muhtemelen 1 saat civarı olacaktır ve sırf 1 saat diye bunu açmayacak insanlar vardır. Niye? Çünkü 5 dakikada öğrenmek istiyorlar. Yok mu şöyle 5 dakikada Osmanlı tarihi? Yok. 5 dakikada izleyip öğrenirsen işte böyle yarım yamalak bilgilerle geçmişine çamur atmaya başlarsın. Çünkü hiçbir konuda derin bilgi 5 dakikada gelmiyor. Bugün bir konuda başarısız olduğumuzda koltuğu başkalarına bırakmayız. İstifa etmeyiz bir koltuk sevdamız vardır çünkü en doğrusunu biz biliyoruzdur. Gençler ne bilecek canım onlar daha toy diye düşünürüz. 90 yaşına kadar ülkenin başında kalırız. E bu durumda da ülke 90 yıl olduğu yerde sayar. Bugün biz hayatımızı değiştirecek sınavlarla alakalı bile bir çaba göstermiyoruz. Kopya çekmeye çalışıyoruz sürekli. Birileri çalışsın bir inek sayesinde ben de geçeyim. Ben bedava takılayım. Hep bu kafadayız. Atatürk. Türk milleti çalışkandır, zekidir şeklinde bir nutuk verdi ama gerçekten inanıyor muydu bilmiyorum. Adam bunları belki de sırf bizi gazlamak için söylemiştir. Hani oğlum akıllısınız lan yaparsınız mantığıyla bizi belki de teşvik etmek istemiştir bilmiyorum. Bugün Japonlar bin yıl önceki yazıları okuyorlar bu doğru ama biz 100 yıl önce Osmanlıca kullanıyorken de dedelerimizin mezar taşlarını okuyamıyorduk zaten. Yani 100 yıl önce de Osmanlı zamanında da okur yazar oranı zaten yüksek değildi. Herkes harıl harıl kitap karıştırmıyordu. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ama bugün siz çok istiyorsanız gidersiniz üniversiteye, Osmanlıca öğrenirsiniz, tarihçi olursunuz ve belgeleri tercüme edersiniz. Tabi belli bir dönemi hepsini tercüme etme şansınız yok. Niye tarihçi olursunuz diyorum onu da söyleyeyim. Çünkü tarihçi olmayacaksanız belge tercüme etmenin, mezar taşı okumanın hiçbir anlamı yok. İşinize yaramayacak. Hani bugün Felsefe tarihi öğrenmek isteyince Latince veya Antik Yunanca öğreniyoruz ya. Aynı şekilde Osmanlı tarihi öğrenmek istiyorsanız da Osmanlıca öğrenirsiniz. Bu basittir. Çok da zor bir şey değildir. İlber Ortaylı 50 kere söylemiştir. Ben de söyleyeyim. Osmanlı zamanında yurt dışından bize gelen öğrenciler 2 hafta içinde Osmanlıca'yı öğreniyorlardı. Yani 2 haftada yazılan şeyleri okuyorlardı. Biz de çok istersek öğrenebiliriz. Niye öğrenmeyelim? Niye öğrenmeyeceğimizi söyleyeyim çünkü üşengeciz tekrardan hatırlatayım. Siz bugün gerçekten tarihinize bağlı değilsiniz. Gerçekten de ecdadınıza, atalarınıza saygı göstermiyorsunuz. Bugün derdiniz üzüm yemek değil bağcıyı dönmek. Yani gören de harf devriminden önce uzay çağında yaşıyorduk zannedecek. Sanki yapay zekalar geliştirmişiz de ayı roket yollamışız da bütün dünya için faydalı olacak bir şeyler bulmuşuz da sabah akşam kitap okuyormuşuz da alakası yok. İşte bunlar Masaldır kusura bakmayın kendimizi böyle kandırıyoruz. Osmanlı'ya matbaa 1727 yılında gelmiştir ve ilk matbaayı İbrahim Müteferrika e açmıştır. O da 20 yıllık iş hayatında anca 16 kitap basabilmiştir çünkü akıl almaz bir sansür vardır. Hoş sansür olmasa da zaten basamıyorduk orası ayrı konu. Ayrıca bu 16 kitap içerisinde Türkçe veya Türklükle alakalı bir tane bile kitap yoktu. Zaten bassaydık da kimse okumazdı çünkü o dönemlerde Türklük aşağılanan bir şeydi. Tanzimat birinci dönemle beraber batıdan çeviriler yapmaya başladık, gazetecilik yaygınlaşmaya başladı, matbaalarımız tekrardan çalışmaya başladı ve halkımız iyi kötü okumaya başladı. Bundan önce kusura bakmayın ama Osmanlı öyle pek de aydın değildi. Tamam Osmanlı'ya cahil diyecek halimiz yok ama pek de gelişmiş olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Zaten bunu tarihte gösteriyor. Hani çok meşhur bir örnek vardır. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu örnekle Osmanlı'yı ve ecdat fantazisini biraz anlatmaya çalışayım. Çünkü bugün sadece 500 yıl önceki atalarımızla övünüyoruz. Bugün övünecek hiçbir şey yapmıyoruz. Her sınıfta vardır. En önlerde oturan çalışkan çocuklar vardır. Ufak tefeklerdir, pek kuvvetli değillerdir. Bir de iri yarı hanzo bir arkadaş vardır. Bu arkadaş derslere çalışmaz, herkesin enseye vurur, artistlik yapar, kaba dayılıkla korkulan birisi haline gelir. Ama okul bittiğinde hiçbir başarısı yoktur. Hatta sınıfta kalır. O en öndeki ezik, ses çıkaramayan arkadaşlar çalışırlar. İleride okul bittiğinde bir müdür olurlar. Bu arkadaşlar gelişir, kendini kanıtlar ama o hanzolar gider kahvehanelerde. Ya ben bunları zamanında ne dövüyordum ha? en bir çakıyordum bilmem ne yapıyordum diye övünürler. Osmanlı işte bu hanzodur. Kusura bakmayın. Zamanında kaba kuvvetle öyle höyt höyt hey. yapmışız, milleti korkutmuşuz. Ama o millet akıllı davranmış, bizi geçmiş ve şimdi bizimle oynuyor. Bugün bir yabancı filmde İstanbul'u falan gösterdiklerinde dikkatli bakın. Sürekli herkes şalvarla gezer, herkes kafasını örtmüştür. Etrafta develer vardır. Yani İstanbul'u mu görüyoruz, Arabistan'ı mı görüyoruz belli değildir. Türkiye'yi böyle gösterirler ve kimse ses çıkaramaz. Ya biz öyle değiliz diyemez. Desek de ciddiye almazlar zaten. Biz bugün Çanakkale ile onunla bununla övünüyoruz ama İngiltere'de Çanakkale ile alakalı hiçbir şey öğretilmiyor. Millet Gallipoli dediğin zaman anlamıyor yani Gelibolu mudur nedir ora neredir. Türkiye dediğiniz zaman Arabistan'da bir yer zannediyorlar. Ve bugün bu durumda olmamızın sebebi harf devrimi falan değil. Yani Cumhuriyet muhteşem kudretli Osmanlı'yı böyle bir hale getirmedi. Bunun sebebi zamanında Hanzo gibi herkesin ensesine vurmamızdı. Şimdi de onlar bizim ensemize vuruyorlar farkında bile değiliz. Eğer Osmanlı Türkçülüğe ve tarihine gerçekten kıymet verseydi bugün Osmanlı'nın dağılmasına gerek kalmayacaktı. Atatürk'ün ülke kurmasına da gerek kalmayacaktı. Çünkü biz savaş durumunda millet olamadık, ümmet bile olamadık, hiçbir şey başaramadık ve dağıldık. Hani objektiflik diyoruz ya şuna da değinmeden edemeyeceğim. Bugün harf devrimini eleştirenler ayrıca bir konuyu daha eleştiriyorlar. Hanedanın sürgüne gönderilmesi. Yani Cumhuriyeti kurduğumuzda oğullarını ülkeden kovmamız. Nasıl bunu yaptık? Bakın bunu yapıyorsak demek ki dini de bilmem neyi de tarihi de kovmuş olduk diyorlar. Halbuki şunu görmüyorlar. Bakın biz milli mücadeleyi veriyorken, kuvvayı milliye olarak savaşlara giriyorken, halkın çorabını bile toplayacak hale gelmişken sarayda oturanlar İngilizlerle anlaşma imzalıyorlardı. İngiliz Muhipleri Cemiyeti ile, Rahip Fru ile, İngiliz Yüksek Komiserliği ile belge imzalıyorduk ve kuvvacıları öldürmek helaldir diyorduk o Osmanoğlu hanedanı maalesef kötü bir duruma düşmüştü ve saltanatı, hilafeti, tahtı koruyabilmek adına affedersiniz ama vatanından bile vazgeçecek hale gelmişti. Elimizdeki neyse onunla kalalım. Sevr bize yeter, Mondros bize yeter. Ne gerek var mücadele etmeyi? İngilizler bizi severler, onlar da sonuçta İsa'ya inanıyor. E İsa da bir peygamberdir, din kardeşi sayılırız. Yani aslında bu işgalciler düşman değildir. Bizi severler ya. Padişahlık hala başta olduğu sürece problem değil. Bu söylendi. Kuvvacıları öldürmek helaldir dendi. Şeyhülislam fetva verdi ve kuvvacıları öldürenlere para vaat ettik. Kuvvacıları öldürebilmek adına kuvvayı inzibatiye diye bir birlik kurdurduk. Hatta Atatürk ve diğerleri hakkında idam kararı çıkardık. Kuvvacılara vatan hainleridir diye leke sürmeye çalıştık. Şimdi bir taraf mücadele etti. Canını dışına taktı ve ya istiklal ya ölüm dedi ve galip geldi. Diğer tarafsa mağlubiyeti kabul etti ve saraylarda oturmayı kendine kader olarak gördü. Kazananlar savaşanlardı. Kaybedenler ise bu savaşanlara demedik laf bırakmayanlardı. Kazananlar bir ülke kurdu. Türkiye Cumhuriyeti'ni yarattı. E bu affedersiniz ama hainlik gibi görülebilecek fetvaları verenler, kuvvacıları her yönden engelleyenler ne yapacaktı? Kardeş siz bize hain dediniz, anamıza avradımıza sövdünüz, hakkımızda idam fermanı çıkardınız, Bizi öldürsünler diye başımıza ödül koydunuz ama problem değil. Siz oturup yatarken biz öldük, şehit verdik, gazi olduk. Ama bütün bu kazandıklarımızı size hediye ediyoruz. Bunu mu diyeceklerdi? Rusya'da Çarlık devriminde hanedan bebeklerine kadar öldürülmüştür arkadaşlar. Biz Osmanlı ailesini başlarda iki başlılık çıkmasın diye Avrupa'ya gönderdik. Daha sonra da kendimizi kanıtlamaya çalıştık. Sonuçta bir devrim yapıyorsanız bunun bir amacı vardır. Eğer yeni bir ülke kurduğunuzda halkı bir araya getirdiğinizde yeni bir şey yapmayacaksanız yani öncekine nazaran bir şeyler başarmayacaksanız e kardeşim o zaman niye geldin diye sorarlar. Gelmenin bir anlamı yoktu. Baştakiler öyle devam edeydi. Bugün işsizlik vardır. Birileri darbe yapar ve gerekçe olarak halk açtı biz de açlığı bitirmeye geldik der. Bugün hilafet kukla olmuştur millet din üzerinden kandırılıyordur, birileri reformlar gerçekleştirir ve halka dinin gerçek yüzünü gösterir. Bugün birileri vatanı satar, toprağını satar, ülkenin gidişatı kötüdür ve ordu darbe yapar. Ordu yeni bir hükümet kurdurur ve kaybettiğimiz toprakları geri almaya çalışır ya da en azından elimizde kalanları korumaya uğraşır. Bütün bunların sebebi mevcut olan kötü durumun daha da kötüye gitmesini engellemektir. Kuvayi Milliye milli mücadele döneminde daha kötüye gitmemizi önledi. Mondros ve Sevr antlaşmalarını elinin tersiyle iterek masaya yumruğunu vurarak Lozan'ı elde etti. Bunu başardıktan sonra da biz öncekilerden daha iyiyiz diyebilmek adına yenilik getirdi. Bu yenilikler birçok alanda gerçekleşti. Amaç medeniyetti. Osmanlı'da ne eksikti? Okur yazar oranı. Buna el atıldı. Harf devrimiyle bu halledildi. Osmanlı'da ne eksikti? Üniversiteler, okullar, öğretmenler. Yurt dışındaki okullarla anlaşıldı ve Almanya'dan bile profesörler getirildi. Osmanlı'da ne eksikti? Din eğitimi. Millet dergahlarda günde 10 bin zikir çekince ibadet ettiğini zannediyordu. Buna el atıldı. Dinde Türkçeleşmeye gidildi. Osmanlı'da ne eksikti? Özgür irade. Buna el atıldı. Halka sorgulama yeteneği bahşedildi. Padişahımız ne derse o değil, Hak hukuk ne derse o oldu. Osmanlı'da ne eksikti? Eşitlik. Kadınlara seçme, seçilme hakkı verildi. Hem de Fransa gibi birçok Avrupa ülkesinden yıllar yıllar önce. Özetle Osmanlı'da ne eksikse cumhuriyette bu eksikleri gidermeye çalıştık. 100 yıl önce emperyalistler bizim işgale boyun eğmemizi istiyorlardı. Bizi sömürgeleştirmek istiyorlardı ama başaramadılar. Çünkü Mustafa Kemaller engel oldu. Ama şu anda Mustafa Kemaller yok ve 100 yıl öncesinin acısını maalesef çıkarıyorlar. 80 yıl önce onlarca savaştan çıkmış harap bir ülkenin yapmaya çalıştığı kalkınma projelerine bakıp peh peh ne büyük rezillikmiş falan diyoruz. Halbuki bugün bu lafları edebiliyorsak bunu 80 yıl önce canla başla bu devrimleri gerçekleştirenlere borçluyuz. Arkadaşlar bugün biz Osmanlıca okumayı öğrenseydik bile ne okuduğumuzu anlamayacaktık. Çünkü Osmanlıca denilen dil Arapça ve Farsça karışımı bir dilden ibaret. İçinde Türkçe kelime bile kalmamış. Hani bugün İngilizce okumayı öğreniyoruz ya ama İngilizce bilmiyorsak ne okuduğumuzu anlamıyoruz. Aynı bunun gibi. Biz bugün Osmanlıca okusak bile orada yazanları tercüme etmek zorunda kalacaktık. Çünkü orada yazanlar Osmanlıca, Türkçe değil. Yani bugün Bird'ü Brit diye okusanız gülerler. Aynı bunun gibi. Bugün biz 8. yüzyıldaki kitabeleri okuduğumuzda veya Yunus Emre gibi Karacaoğlan gibi halk şairlerine baktığımızda bunların söylediği şeyleri çok rahat bir şekilde anlıyoruz değil mi? Hatta Alper Tunga öldü mü gibi kaç bin yıllık sagıyı bile rahat bir şekilde okuduğumuzda anlıyoruz. Ama Osmanlıca bir belge alın 17. yüzyılda 16. yüzyılda yazılan şeyleri bir okumaya çalışın. Anlamayacaksınız çünkü Türkçe değiller Osmanlıcalar. Arada büyük bir fark var. Bakın normalde Osmanlıca değil eski Türkçe demem gerekiyor ama diyemiyorum. Çünkü alakası yok. Osmanlıca apayrı bir dil olmuş. Mesela biz Selçuklu'nun konuştuğu dile Selçukluca diyor muyuz? Demiyoruz. Çünkü o zamanlarda henüz Arapça ve Farsça bu kadar Türkçenin ırzına geçmemişti. Osmanlı zamanında geçti ve artık Osmanlıca diye bir dil yaratmak zorunda kaldık. Hanedanın konuştuğu dile Osmanlıca, halkın konuştuğu dile Türkçe dedik ve halk hiçbir zaman onu yönetenlerin ne konuştuğunu, ne yazdığını, ne düşündüğünü bilemedi. Problem de buydu zaten. Devleti yönetenler de halkın ne düşündüğünü bilmedikleri için, anlaşamadıkları için sürekli bir isyan çıkıyordu. Osmanlı'daki isyanları saymaya kalksak zaten video 10 saat 15 saate çıkacak. Bakın bugün tarihimize baktığımızda halk edebiyatı ve divan edebiyatı olmak üzere bir ayrım yapıyoruz değil mi? Bunun sebebi nedir? Bunu da size birkaç örnekle anlatayım bakalım. Tatavlalı Mahremi'nin Arapça Farsça sözlüklerle dolu divan edebiyatına tepki olarak yazdığı Basitname adlı eserde yer verdiği beyitler bugün bile hala çok rahat bir şekilde anlaşılabiliyor. Gördümse gürdür ol ala gözlü geyik gibi, düştüm saçı duzağına bon üveyik gibi. Yine Karacaoğlan'ın yazdıklarına baktığımız zaman kendisi halk edebiyatçısı olduğu için söylediklerini rahatlıkla anlayabiliyoruz. Yine bir örnek verelim. Nedendir de kömür gözlüm nedendir şu geceki benim uyumadığım. Çetin derler ayrılığın derdini, ayrılık derdine doyamadığım. Şimdi bu okuduklarımı niye anladınız? Çünkü Türkçeydi. Osmanlıca değildi. Osmanlıca okusaydım anlayamayacaktınız. Gerçi bunu bir tek siz değil Osmanlı halkı da anlayamıyordu. Çünkü süslü süslü sürekli anlaşılamayacak bir şekilde konuşmak entelektüellik oluyordu, aydınlık oluyordu. Özetle şunu bir anlamanız lazım. Hani bize okulda öğretiyorlar ya Tanzimat birinci dönem, tanzimat ikinci dönem, sanat için sanat, halk için sanat, göz için uyak, kulak için uyak. Bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Niye böyle bir ayrım yapıldığını, divan edebiyatının niye bu kadar zor olduğunu bilmiyoruz. Şimdi belki öğrenmiş olacaksınız. Nefi'nin Arapça ve Farsça kelimeler kullanarak divan edebiyatıyla yazdığı bir şiirine bakalım. O kadar sade bir dilde yazmış ki okuduğum anda anlayacaksınız. Girdi miftahı der genci mani ya elime, aleme bezligü her eylesem itilaf değil. Levhi mahfuzu suyuhandır dili peki nefi, tabi yaran gibi dükkan haf değil. Arap harfleri değişmeseydi bile bugün bunu kaçınız anlayacaktı? Ben söyleyeyim, neredeyse hiçbiriniz. Eğer Arapça bilmiyorsanız veya tarihçi değilseniz bunları anlamayacaktınız. Çünkü dil değişti arkadaşlar yani bunun harfle alakası yok. Harf aynı olsa bile dil aynı değil. Biz harf devrimiyle beraber dil devrimi de yapmış olduk. Öz Türkçe'ye döndük. Türkçe kelimeleri geri aldık. Ha bir yandan Fransızca, İngilizce kelimeler de girdi dilimize. Ama bunların sebebi bütün dünyanın bunları böyle kullanıyor olmasıydı. Yani biz özellikle Fransızlaşmadık. Mesela parfüm. Parfüm. Güzel, şişelenmiş koku demek. Biz bunu alırken şişelenmiş koku diye çevirmenin bir mantığı yoktur. Herkes nasıl kullanıyorsa öyle alırız veya papillon kelebek demektir veya papillon. Biz bunu alırken uçan kelebek ayrı, şuraya taktığımız kelebek ayrı olduğu için olduğu gibi aldık. Yani aslında kelebek değişmedi, koku değişmedi ama farklı objeler için orijinal isimleriyle onları dilimize katmış olduk. Ve yine değiştirebildiğimiz ölçüde eğer yabancı bir kelimeyi Türkçe'ye çevirebiliyorsak çevirdik. Aynı örneği bir daha vermiş olacağım ama iyi dinleyin, iyi anlayın diye tekrar ediyorum. Bakın biz 900'lü yıllardan kalma anıtlarımızı okuyabiliyoruz. Çünkü onlar Türkçe. Çünkü bugün Türkçe konuşuyoruz. Ama Osmanlıca olsaydı anlamayacaktık. Bugün birisi yolda üstünde Arapça yazan bir kağıt bulsa bunu alır, öper, başına koyar, gider evinde en yükseğe asar. Çünkü onu bir dua zanneder. Halbuki kullanma kılavuzudur veya bileçete falandır, haberi yoktur. Çünkü Arap'tan çok Arapça olduk ve bugün Batı'ya özendik diyorlar ya bazıları. Biz de zamanında Araplara özendik. En büyük problem de buydu zaten. Odun yerine hatab, et yerine lahım, pirinç yerine erz, yok yerine na mevcut, bekleme yerine intizar, çarpışma yerine müsaademe ve daha birçok şey. Günden güne Türkçeden kopar hale gelmiştik. Baş, göz, yüz, dil ve el yerine durup dururken res, çeşn, lisan, veç, yet gibi sözcükler kullanmaya başladık İyiden iyiye Araplaşmıştık. Atatürk'e bizi tarihimize bağladığı için minnet duyacağımıza söver hale geldik. Osmanlı'da %10'u geçmeyen okur yazar oranını 20 yılda %60'lara %70'lere çıkaran cumhuriyete teşekkür edeceğimizi çemkiriyoruz. Çünkü diyorum ya olay tarih veya dil değil olay din. Az önce konuştuk. Arapça kutsallaştırıldığı için bu gibi reformlar dinsizlik diye adlandırıldı ki bu sadece bununla kalmadı. Osmanlı döneminde de hep bir Arap özentiliği hakimdi. Örneğin ya kendimize Türk diyemedik ya da İslamiyet öncesi Türk devletlerini Türkten saymadık. Onlar Müslüman değildi. Dolayısıyla adam da değillerdi dedik. Türkler İslamiyetle şereflendirilmiştir diye bas bas bağırdık. Sanki öncesinde şerefsizmişiz gibi böyle bir algı yarattık. Bakın Arapça kutsal bir dil olsa eyvallah diyeceğim problem kalmayacak ama öyle bir şey değil. Arapça Kur'an'la gelen bir dil değil yani Kur'an'a özel bir dil değil. Arapça Kur'an yokken de vardı. Mekkeli müşrikler, putperestler zaten Arapça konuşuyordu, Arapça yazıyordu. Hatta Kur'an o insanlar anlasın diye zaten özellikle Arapça indiğini söyler ve Zuhruf suresi 3. ayette bunu belirtir. Siz anlayasınız diye Arapça indirdikler. Çünkü o insanlar Arap'tır. Biz Arap mıyız? Bakın bugün diyorlar ya Kur'an'ı Türkçe'ye çevirince manası kaybolur, derinliği gider, ilmi azalır. Öyle bir şey yoktur eğer Kur'an Allah'tan geldiyse. Bir Müslümanın böyle bir şey söylemesi saçmalıktır. Allah'ın gönderdiği bir kitap, Allah'ın sözü hiçbir şekilde kıymetini kaybetmez. Hangi dile çeviriyorsanız çevirin anlaşılabiliyor olması lazımdır. Eğer Kur'an bir tek Arapça okunabiliyorsa, bir tek Arapça öğrenilebiliyorsa bu durumda Kur'an bir tek Araplarındır, kusura bakmayın. Yavuz dönemini anlatan Selimname adlı kitabın yazarı olan Keşfi kitabını Türkçe yazmamıştı. Arapça yazmıştı. Neden Türkçe yazmadın diyenlere ise şu cevabı vermişti. Türk dili iri bir inci tanesi gibi yontulmamıştır ve iç tırmalayıcıdır. O nedenle yeryüzündeki zarif yaratılışlı kişilerce hoş karşılanmamakta, dilde kurallara önem veren kimselerin de anlayış ve beğenisine uygun düşmemektedir. Bu yüzden de kültürlü kimselerin görüşmelerinde dışlanmış ve güzel konuşan kimselerin söyleşilerinde aşağılanmıştır. Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra Türkçeye yerleşen Arapça Farsça kelimelerin oranı Karahanlılar döneminde Kutagdu Bilig'de %1 ila 2 iken 200 yıl sonra yazılan Atabetül Hakayık'ta bu oran %20-%26'lara kadar çıkmıştır. Bu oran eski Anadolu Türkçesinde örneğin Yunus Emre'de %13 civarındadır ama divan şairlerinden baki de %65 oranında Arapça, Farsça kelimeler vardır. Devam edersek Arap ve Fars dillerinin Türkçedeki yoğunluğu Nefi'de %60, Nabi'de %54, daha sonra Tanzimat dönemi yazarlarından Namık Kemal'de bile %62, Şemsettin Sami'de ise %64'lerdedir. Ahmet Mithat Efendi ve Ziya Gökalp gibi insanlar bile %57 oranında Orta Doğu dillerinin etkisi altında yazmışlardır. Bir dil düşünün ki içindeki kelimelerin yarısından çoğu başka dillerden gelme ve yazım dili, roman, şiir, devlet dairesinde konuşulan dil her şey yabancı kelimelerle kaynıyor ve halk da bunu anlamıyor. Biz bu dili bıraktık ve bağlarımızı yeniden kurduk. Özetle biz bir gecede cahil kalmadık. Biz zaten cahildik. Biz bugün eğitim alanında Osmanlı'dan kat be kat ilerdeyiz ve bunun sebebi teknoloji değil. Yani yaşadığımız çağ değil. Bunun sebebi anlaşılabilecek bir dil kullanmamız. Doğru alfabe ile iletişim kurmamız. Çünkü çağımızın en büyük gücü iletişim. Bakın biz daha önce Arapçada yazıhane yani büro anlamına gelen kelimeyi, mektebi, okul anlamında kullanıyorduk. Ama şimdi okumaktan türetilen okul kelimesini kullanıyoruz. Daha önce Taliban'dan gelen talebe kelimesini kullanıyorduk. Ama şimdi öğrenmekten gelen öğrenci kelimesini kullanıyoruz. Yani kelimeleri kökleriyle, anlamıyla bağlantılı bir şekilde öğreniyoruz. Bu zaten birçok şeyi değiştiriyor. Ya bir dil düşünün bakın. Mesela İngilizce diyelim ki İngilizce içinde %60 oranında Türkçe barındırmaya başlasın ve 600 yıl boyunca halk Türkçe konuşsun. Hatta İngiltere ailesi, İngiliz kraliyet ailesi bile İngilizceyi komple bıraksın. Sabah akşam Türkçe konuşsunlar. Türkçe atasözleri paylaşsınlar. Yazılan romanlarda, okuldaki eğitimlerde sürekli Türkçe öğretilsin. İngilizce varlığını ne kadar sürdürebilir veya 600 yıl sonraki İngilizceyi ne kadar İngilizce diyebiliriz? Bir düşünmek lazım. Muhtemelen İngilizce diye bir şey kalmazdı ortada. Ama bizde kaldı. Halk kendi içinde Türkçe konuşmaya devam etti. Divan edebiyatı yapanlar, saraylarda Osmanlıca konuşanlar, Osmanlıca yazanlar kendi dilleriyle devam ettiler. Ama halk, halk edebiyatı yapmaya ve Türkçeyi korumaya devam etti. Demek ki Türkçe gerçekten de köklü bir dilmiş. Gerçekten de kendisini asimile etmeden devam edebilmiş. Bu bile bir şeyleri kanıtlar. Atatürk'e boşuna baş öğretmen denilmiyor. Bu harf inkılabının birçok anlamı var. Birçok yere gidiyor. Tarihten devam edelim. Hani az önce demiştim ya, Türkiye Osmanlı'yı geçti diye. Bu birilerine saçma görünecektir. Olur mu? O kadar toprak aldık, o kadar fetih yaptık diyecekler. Kardeşim fetih yaparsın doğru da fethettiğin bölgeyi eğer kontrol edemiyorsan, eğer millet olamıyorsan, o adamlara kendini kabul ettiremiyorsan hiçbir anlamı yoktur. Çünkü yarın öbür gün gelirler sırtından vururlar ve intikamlarını alırlar. Bir yerleri fethetmek büyük olmak demek değil. Buna örnek istiyorsanız Arabistanlı Lawrence gibi birçok İngiliz ajanı Orta Doğu'da Arap topraklarında halkımızı Osmanlı'ya karşı kışkırtmıştı. Ve 1. Dünya Savaşı'nda bizim Osmanlı zannettiğimiz o topluluklar İngiliz uşağı olarak İngilizlerle birleşerek Çanakkale'de bile bize karşı savaşmışlardı. Çanakkale'de savaştığımız kişiler sadece itilaf güçleri değildi. Birçok Müslüman gönüllü olarak bize karşı savaşmaya gelmişti. Bunun da sebebi o Müslümanların bizi Müslüman olarak görmemeleriydi. Hani diyoruz ya Osmanlı çok Müslümandı, halifeliği bile almıştık falan. Bunlar hikaye. Halifelik sadece sembollü. Kimse bizi İslam'ın sancağı olarak görmüyordu. Zaten iki sayfa kitap okuyanlar da bunları biliyordur. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve halkı bir gecede kim cahil bırakmış bir düşünmeye çalışın. Türklüğünden, geçmişinden utananlar mı? İslamiyet öncesi Türk devletlerini onlar Türk değil, onlar adam değil, biz onlar gibi değiliz diyerek dışlayanlar mı? Bağını tarihinden koparanlar, kendini milletlik kavramından ümmet kavramına götürenler mi? Türklük kelimesinden bile utananlar mı? Yoksa Türk'ün kim olduğunu hatırlatıp, Türk'ün tarihini gerçekten ortaya çıkarıp, halka eğitim verip, Halkı dünya ile birleştirenler mi? Meksika'ya kadar heyet gönderip 12 ciltlik Türk sözlükleri yazdıranlar mı? 600 bin kadar Türk fişi toplayanlar mı? Yoksa ee, Türklere böyle yapanlar mı? Bir düşünmek lazım arkadaşlar. 1931'de Türkçe kullanım oranı gazete ve romanlarda 35'lerdeyken iken 1960'larda %60'ların üzerine çıkmıştır. Behçet Necati Gil Nurullah Ataç ve birçok yazar daha %90'lara kadar Türkçe kelime kullanmışlardır. 16. ve 19. yüzyıl arası edebiyatçılarımız %20 oranlarında Türkçe sözlük kullanıyorken Cumhuriyet döneminde %80'lere kadar Türkçe sözlüklere ağırlık verdik. Yani dil veya harf devrimi bazılarının iddia ettiği gibi batı özentiliği değildi. Türklüğe geri dönmekti. İnkılaplarımız için o batı özentiliğidir falan diyoruz ama 600 yıl boyunca Arap özentiliği yaptık ve bunu hiç konuşmuyoruz. Çünkü Araplara laf etmek İslam'a laf etmek oluyor. Böyle bir algı içinde yaşıyoruz. Yani ben bu saatten sonra ne desem boş kusura bakmayın artık bir yere kadar kafanın basması gerekiyor. Hatta ben şu an bir saattir konuşuyorum ya. Ya hiç objektif değilsin ya sen resmi tarihi anlatıyorsun. Yüzyıldır ezberletmişler gelip onları konuşuyorsun diyenler vardır. Çünkü onlara göre objektiflik onların istediği gibi konuşmak, belgeyi, tarihi gerçekleri bırakmak, hayal peşinde koşup atalara sürekli çamur atmak. Ve ben burada Osmanlı'yı eleştirdiğimde işte bak Osmanlı düşmanısın diye düşünüyorlar. Halbuki alakası yok. Tarihe baktığınızda Osmanlı tarihi veya Ahmet Mehmet tarihi olarak bakmayacaksınız. Gerçek neyse onu konuşacaksınız ve Osmanlı niçin geri kaldı? Bunu konuşmaya başlarsak yüzlerce sebep buluruz. İlla da Osmanlı'dan konuşmak gerekiyorsa daha iyi anlamanız için Osmanlı'dan örnek verelim. Bakın Osmanlı'da Latin harflerini kullanmıştır. Hatta Latin alfabesine geçmeyi düşünmüştür. Ama bunu başaramamıştır, cesaret edememiştir. Ya akıl var mantık var bu adamlar düşünmüyorlar mı? Biz niye geri kaldık? Biz nerede hata yaptık? Bu tabii ki sorgulanıyor. Osmanlı içinde Latince kullanıldığı, Latin harfleriyle Türkçe yazıldığı bilinen bir şeydir. 1553 yılında Bartolomeo Gergovit Latin harfleriyle Türkçe yazmıştı. Kendisi Hırvat kökenli bir esirimizdi. Osmanlı'dan kurtulduğu zaman Osmanlı üzerine iki risale yazmıştı ve bunu da Turcarum Moribus yani Türklerin kişiliği üzerine başlığıyla yayınlamıştı. Ekrana bu eserden bir alıntı ekliyorum. Sanırım seslendirmeme gerek yok. Arap harflerinin Türkçedeki yetersizliğini ilk fark eden kişi Atatürk değildi. Katip Çelebi de buna dikkat çekmişti. Daha sonra Tanzimat döneminde yani 1800'lerde Ahmet Cevdet Paşa yayınladığı Kavaidi Osmaniye adlı kitapta "Türkçede bulunup da Arap alfabesinde bulunmayan sesli harflerle alakalı bir şeyler yapmak lazım." demişti. Onun bu teklifi üzerine Encümeni Danış 1863-64 yıllarında Arap alfabesini harekeli olarak kullanmaya başlamıştı. Hareke tamamen Arapçanın eksikliği yüzünden geliştirilen bir şeydi. Münif Efendi ki kendisi bir paşadır. 11 Mayıs 1862'de kurucusu olduğu Cemiyeti İlmiye'yi Osmaniye'de verdiği konferanslarla alfabe konusuna değinmiş ve Arap harflerinin yetersizliğinden bahsetmiştir. Islahat yapmak lazım demiştir bu konferanslar Mecmuayı Fünun dergisinde yayınlanmıştır. Avrupalılar yazı yazarken sıkıntı çekmedikleri gibi küçücük çocuklar bile kolay bir şekilde dil öğrenebiliyor. Biz öğrenemiyoruz diyerek yakınmıştır. Latin alfabesinin kolaylıklarından bahsetmiştir. Yine Mirza Feth Ali Azerbaycan'a giderek harflerin ıslahı konusunda çalışmalar yapmış, dönemin sadrazamı Ali Paşa'ya bunları göndermiş ve Latin alfabesine geçmek lazım demiştir. Hatta bununla da kalmamış inadına birçok mektubunu Latin harfleriyle yazmıştır. Yine Mustafa Celaleddin Paşa 1869'da Latin harflerine geçmemiz gerektiğini belirtmiş. Buna örnek olarak da kızına yazdığı mektupları Latin alfabesiyle yazmıştır. 1869'da İbrahim Şinasi, 1884'te de Ebu Ziya Tevfik gibi insanlar Arapçadan şikayet etmişlerdi. Latin harflerini önermişlerdi ve bu gibi istekler sürekli tekrarlanmıştı gerek Ali Suavi gerekse Abdülhamit dönemindeki birçok önemli kişi hatta ve hatta 2. Mahmut bile herkes bunun farkındaydı. Anlayacağınız Latin alfabesi bir ihanet değildir. Bunu da aklı başında bütün Osmanlı subayları, bütün Osmanlı edebiyatçıları ve devlet adamları zaten biliyorlardı. Örneğin Osmanlı'da subaylar Latin harflerini öğreniyorlardı. Fransızca veya Almanca gibi bir dil öğrenerek, Latin harflerini de öğrenerek kendi aralarında Latince yazışıyorlardı. Hatta Çanakkale'de bile Latin harfleriyle mektup yazıldığı bilinen bir şeydir. Bir tek Atatürk'ten bahsetmiyorum, harp raporlarından bahsediyorum. Bunu da geçtim, hadi subayları bırakalım. E, mol yerden çeviriler yaptık. O kadar yabancı romanı Türkçe haline çevirdik. Aşkı Memnu gibi birçok roman yabancı romanlardan tercümedir yani bir bakıma alıntıdır. Bunları edebiyat okuyan herkes biliyor zaten. Bunlar nasıl yapıldı? Çok basit. Aydın kesim, okumuş kesim, meslek erbabı olan kesim zaten Latin harflerini biliyordu, öğreniyordu. Bu bir mecburiyetti, herkes bunun farkındaydı. Neyse, ben daha fazla konuşmayayım çünkü yeterince konuştum ve bu saate kadar eğer hala anlattığım şeyleri anlamıyorsanız, 10 saat daha konuşsam anlamayacaksınız demektir. Dolayısıyla dilimi yormaya gerek yok. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond, diğer videolarda görüşmek üzere.